Güzelim çok önce Jofa Kudur Okulu'na YouTube'un Evik Jorf kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türk tarafı Çalışma Kampı'nda devam ediyoruz. Bugün geldik Türkiye'de sanayi öğreneceğiz. Şöyle kalemimi aldım ben hazırım. Sen de beğen tuşuna basıp abone olup hazırlandıysan hazırsan o zaman ne diyoruz? Yus bir defa öğren bir de hasta unutma. Gel şu sanayilerin canını okuyalım. Geldik sanayiye çalışacağız. Sanayide AYT ile ortak bir konu yine videoyu buraya koyacağım. Videoyu izleyeceksiniz gelip bu pekiştirme etkinliğini yapacağız. Bu konular ortak konular olduğu için bu şekilde ilerliyoruz. Çünkü bunun anlatımını ben daha yeni yaptım. Ses kalitesinde bir değişim yok. Bilgide bir değişim yok. Yine aynı şekilde kitabın haritasında da hiçbir şeyinde bir değişim yok. AYT'de de aynı bu harita vardı. Aynı bu etkinliği yapmıştık. Aynı şekilde bunlar. Aynı şekilde. Aynı bu bilgiler üzerinden öğrenmiştik. Aynı haritalar üzerinden öğrenmiştik. O yüzden yeniden anlatmamın bir anlamı yok. İki ay önce zaten anlatmıştım. Getiriyorum videoyu koyuyorum. Videoda öğreniyorsun. Ondan sonra geliyorsun. Hızlı bir şekilde beraber etkinliğini yapacağız. Hadi bakalım izle bekliyoruz. Sanayinin dağılışını etkileyen etmenleri görelim. Ne demek hocam? Ben bir sanayi sanayi kurmak istediğimde bunu ne etkiler? Mesela sermaye beni etkiler mi? Ulaşım beni nasıl etkiliyor? Bunu yorumlayabilmemiz gerekiyor. Nasıl yorumlayacağız? Gelin o zaman beraber yorumlayalım. Böyle bir ders anlatırken benim ilk yaptığım şey nedir? Şöyle ben o sanayinin dağılışını göreceğiz. O zaman benim bir sanayi kurmam lazım. Sanayi fa fabrika kurayım ben bir tane. Peki hocam tamam fabrika kur sen. Ben hangi fabrikayı kurayım? Ben her zaman örnek verdiğim yağ fabrikası kuracağım. Çok, çok, para var çünkü bu yağda. Biliyor, ya var ya geçmişten beri hep aynı örneği veriyorum yağ fabrikası diye. Ya bu kadar para olacağını biliyordum ben bu yağda. Gerçekten güzel bir yatırımcıyım ben. Şimdi yağ fabrikası kuracağım. Bu yağ fabrikasını kurarken benim neye neye bakmam lazım? Bir, ham maddeye bakmam gerekiyor. Yağın ham maddesi ne? Ham madde ne hocam? Ya bir ürünü oluştururken o oh ham ne kullanıyorsun o ürünü? Mesela bisküvi fabrikası oluştururken kuracaksam o zaman bana ham madde olarak un lazım yağ fabrikası kuracaksam o zaman bana ham madde olarak mısır lazım. Ne bileyim ayçiçeği lazım. Fındık lazım. Bunların hepsinden yağ çıkabiliyor. Ama ben neyden kurayım ben bunu? Ayçiçeğinden kurayım. Tekirdağ'a doğru gidelim. Ayçiçeğinden kurayım. Çekirdağ. Tekirdağ ayçiçeği tek tek. Çekirdekleri yedik tek tek. Dedim Tekirdağ'a gittim. Şimdi Burada ham madde var. Ham maddeden dolayı ben gittim Tekirdağ. Gençler ham madde bir fabrikanın yer seçiminde çok önemlidir. Bize genelde sorular bunun üzerinden soruluyor. Yani diyor ki bize. Diyor ki çay. Çay çabuk bozuluyor. Şurada buna ayrıca bir yer ayırdım. Şu çayı düşünsenize şimdi. Siz bunu topluyorsunuz, kesiyorsunuz. Çay yeşil. Sen bunu topladıktan kestikten sonra getirip getirip çok fazla bekletemezsin. Ne olur yavaş yavaş solmaya başlar. O zaman çay fabrikasını ben nereye kurarım? Giderim çayların toplama merkezlerinin olduğu şehirlere kurarım. Yani çayın üretildiği yere kurarım. Böylece hem çayın olduğu yere hammaddeden dolayı gittim fabrikayı kurdum. Bu sefer ne olacak? Çay toplandığı gibi fabrikaya gelecek. Niye böyle bir şey kurdum? Ham maddeye yakın olmak için. Ama burada ham maddeye yakın olmakta önemli bir nokta var. Çay çabuk bozuluyor. Ham madde çabuk bozulduğu için ham maddeye yakın kurdum. Aynı bu örneği verecek sana. Aşağıdakilerden hangisinde bozulma olduğu için fabrikanın yakın kurulması gerekir diyecek sana. Geldik diğeri bakın. Şeker. Şeker. E şeker de çabuk bozuluyor. Şöyle büyük bir pancarı düşünün. Topladığınızda yavaş yavaş o da gidecek. Şeker pancarı da çabuk bozulduğu için ben şeker fabrikası kuracaksam şeker pancarının yanına kurmam gerekiyor. Bu ikisini unutma. Genelde sorularda hep bunlar soruluyor. Diğerlerini de bakalım. Mesela pamuklu dokumayı da genel olarak ham maddeye yakın kuruyorlar. Ama bunu bozulduğu için mi? Yok. Taşımakla uğraşmamak için. Ya da unlu mamuller. Bunu, buğdayı düşünün. Konya'da ise her tarafta buğday üretimi vardı değil mi? Un var orada. E şimdi ben bisküvi fabrikası kuracağım. Bunu mantıken nereye kurmam lazım? Gidip Trabzon'a kurayım. Trabzon'a unu taşıyayım. Bisküvi fabrikamı da orada yapayım. Mantıklı mı? değil. Ben nereye gideceğim? Konya'ya götüreceğim ben bisküvi fabrikamı. Konya'ya gidip bisküvi fabrikamı kurdum. Ama niye Konya'ya kurdum? Ham maddeden dolayı. Ham madde orada olduğu için. Ama ham madde çabuk bozulabildiği için mi gidip Konya'ya kurdum? Hayır. Sadece ham varlığından dolayı oraya kurdum. Yani çay şekerde çabuk bozulma olduğu için oraya kuruyoruz. Diğerlerinde bak yağ mesela çabuk bozulduğu için mi? Hayır. Ham madde orada olduğu için. Bunu böyle yorumlamanı istiyorum işte, işte senden. Şimdi Türkiye'nin ham madde problemi var mıdır sanayi kurarken? Vardır. Türkiye'nin üretim potansiyeli çok yüksek olduğu için Ham madde yeterli değildir. Ham maddeyi biz dışarıdan özellikle Çin'den alıyoruz ve ciddi paralar ödüyoruz ve bunu dolar üzerinden alıyoruz. Dolar üzerinden aldığımız için biz bu ham maddeleri dolara birazcık bir yükselme olduğu zaman hızlı bir şekilde bizim ürünlerimizde fiyatlanıyor. Ham madde problemi vardır bizim ülkenin Unutmuyorsun. Enerji. Enerjiden kastımız mesela benim fabrikayı kuracağım ama yağ fabrikasını kuracağım. Orada bir enerji ihtiyacımız var değil mi? O makinelerin çalışması için enerji lazım. Enerji bir problem ülkemizde hayır. Enerjiyi biz rahatlıkla istediğimiz yerlere taşıyabiliyoruz. O yüzden enerji problemi olmuyor fabrikaların yer seçiminde unutmuyorsun. Ama buna şöyle bir istisna verebiliriz. Zonguldak'ta taş kömürü vardı değil mi? Taş kömürü bir enerji. Niye gitti Zonguldak'a demir çelik fabrikaları? Orada taş kömürü olduğu için, enerji orada olduğu için, enerjiye yakın olmak için. İşte sorularda da bize zaten genel olarak bu sorulur. Zonguldak çevresindeki taş kömürü enerjiye yakınlıkla alakalıdır. Çay fabrikalarının Rize'de kurulması hammaddeye yakın olmakla alakalıdır. Zonguldak'ta demir çelik fabrikasının kurulması, taş kömürü var orada. Enerjiye yakın olmakla alakalıdır. Şu söylediğim cümleler var ya, belki de bu dersin en önemli noktası. Bundan sonrakilerin hiçbir anlamı yok. Yani yani yine işleyeceğiz ama en önemlisi bu. Bunun üzerinden soruyorlar sorayı. Sorayı, sorayı. Pazar, pazar yeri. Anladın? fabrikada ürün üretiyoruz. Bunu bir yere satmamız lazım. Pazara yakın olmak da önemlidir. Bazı ürünlerde pazara yakın olursanız daha iyi olur. Hemen ürünü hızlı bir şekilde pazara yaklaştırırsınız. Ne bu mesela? Kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığı pazara yakın kurulur. Yani büyük şehirlerin yanına kurulur. Pazar da önemlidir. Bizim ülkemizde pazar var mı? Var. Yani pazarla alakalı bir sorun yaşamıyoruz. Enerjiyle alakalı bir sorun yaşamıyoruz. Geldik üçüncü kısmımıza. Ulaşım, ulaşım. Bizim ülkemizde fabrikaların yer seçiminde çok çok değerli. Gidip ben doğuya fabrika kurmuyorum değil mi? Niye? Çünkü doğuda ulaşım yok. Ulaşım imkanları çok kötü. Ulaşım imkanları kötü olduğu için oraya fabrika kurmam. Gidip ben Ayçiçeğe fabrikamı. Ama diyelim ki Ayçiçeğe üretimi yapılıyor orada. Gidip ben yine de doğuya kurmam onu. Niye? Çünkü oradan bir daha ben getirip pazara götürene kadar canım çıkacak. Onu taşımam gerekiyor. Ulaşım çok değerlidir. İstanbul'da niye sanayi gelişiyor? Ulaşım sanayinin yer seçiminde çok değerlidir. Bununla alakalı bakın örneklere. İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit gibi şehirlerde sanayinin gelişmesi niye burada gelişiyor diye sorduğunda ulaşımdır işte. İskenderun'da demir çelik fabrikası kurmamız. Bakın bu değerli demir çelik fabrikasını neden İskenderun'da kuracağız biz? İskenderun Hatay'ın olduğu yerde deniz kenarında olduğu için. Zonguldak'ta niye kurduk? Az sonra ben bunu tek tek göstereceğim harita üzerine. Yani buradaki fabrikaları harita üzerinde tek tek göreceğiz merak etme. Zonguldak'ta niye kurmuştuk? Taş kömür orada olduğu için yani enerji orada, orada olduğu için. Bunu unutmuyorsun tamam. Samsun bakır işletmeleri. Samsun'da bakır var mıydı öğrenmiştik yoktu. Küre'de vardı. işte Artvin'de vardı. Murgul'da vardı. E Samsun'da yoktu hocam. E niye o zaman Samsun'a gitmişler? Samsun'da ulaşım olduğu için Samsun'a gitmişler. İşte ben az sonra yine bu fabrikaları göstereceğim sana. Sadece şu an örnek olsun diye söylüyorum. Tamam. Mesela İzmir ve İzmit'te petrol rafinerilerini öğrenmiştik bir petrol rafinerileri petrol rafinerilerini öğrenmiştik bir önceki dersimizde. İzmir ve İzmit'te vardı. İzmir ve İzmit'te limandan ulaşımdan dolayıydı. Ama Kırıkkale deseydi, Kırıkkale'de stratejik olarak oluyordu. Batman deseydi o zaman Hamman diye içine alırdım ben bunu. Tamam? Sorular da zaten hep buradan çıkıyor. Diğeri sermaye. Para olmazsa ben bu fabrikayı nasıl kuracağım ki? Şu an para yok mesela. Fabrika kurmak istiyorum ben. Ayçiçeğe fabrikası kuracağım. Para yok. E o zaman Yunus Hacı otur götünün üstüne diyecekler bana. Paran yoksa fikrinin de bir anlamı yok. Sermaye fabrikaların kuruluşunda, dağılışında çok etkilidir. Ülkemizde bakın az önce bir projem vardı ama sermayem olmadığı için yapamadım. Yani ülkemizde sermaye biraz sıkıntıdır gençler. Ama bu büyük şehirlerde biraz daha tölere ediliyor. Orada zengin insanlar var yatırım yapabilecek. Diğeri iş gücü. İş gücü ülkemizde hocam böyle bir problem mi var ülkemizde? Her taraf işçi. Her taraf işçi. Ucuza işçi her taraf. İş gücü problemimiz yok. İş gücü noktasında şunu öğrenmemiz lazım. Kalifiyeli eleman, kalifiyesiz eleman, kalifiyeli kaliteli eleman, işi bilen eleman. Hem kaliteli kalifiyeli elemanımız vardır hem de kalifiyesiz elemanımız vardır. Yani iki türlü, her türlü işçi bulabiliyoruz biz ülkemizde. Bu yüzden bir yerde fabrika kurarken iş gücü bizim için problem oluşturmuyor. Evet, tamam hocam. Fabrikaları kuralım o zaman. Şimdi ülkemizde bir sürü fabrikalar var. Bakın, bir sürü. Bunları böyle hocam tek tek şu şehirde böyle fabrika vardır vesaire diye ezberleyeceğiz mi? Ezberlemeyeceksin. Sadece şunu bileceksin. Gıda ve besin sanayi. Gıda ve besin sanayinin ham maddesi tarımdır değil mi? Bunu anlıyorsun. Bunların mantık nerede olduğunu bilmen lazım senin. Sana Konya'da, Ankara'da, şurada, burada şu fabrika var mıdır diye sormuyor. Sana diyor ki un ve unlu gıda sanayi nerede olabilir? Mantık en düşün. Trabzon'da un ve unlu gıda sanayi kurmam değil mi? Geleceğim ben. Tarımı öğrenmiştik seninle beraber. Artık tarımı biliyorsun. E tarım nerede Konya'da? Ah bitti bu kadar. Un ve unlu gıda sanayi Konya'da kurulacak. Bak. Yine biraz daha kuzeyde Ankara'da kurulacak. Diğer tarafa geleceğim. Kayseri'de, Gaziantep'te, Diyarbakır'da kurulacak. Yani biraz daha iç kesimlerde unlu üretimlerin yapıldığı yerlerde kurulacak. Buradan dağılacak. Özellikle burada Konya'yı bileceksin. Konya'dan bütün Türkiye'ye dağılım gerçekleştirilecek burada. Tamam. Konya'da ne vardı? Torku vardı değil mi? Bunları tek tek ezberlemiyorsun. Diğeri mesela et ve et ürünleri Türkiye'nin birçok yerine yayılmıştır. Ama burada süt ürünlerini sana sorduğu zaman haritaya bak biraz da harita çalışması şeklinde düşün bunu. Süt nerede olabilir? E, i̇nekleri öğrenmiştik en fazla inek nerede vardı? Hocam Konya'da vardı en fazla. Çayırlardan dolayı Erzurum Kars çevresinde vardı süt üretimi bakın. Ve İzmir'de vardı hatırladık mı? İzmir'de de büyükbaş hayvancılık en fazla olduğu yerlerden bir tanesiydi. İşte geçmişteki konuları bildiğin zaman e, o fabrikanın nereye kurulacağını da biliyorsun. Eşim ben çay. E, çay fabrikalarını, çay sanayisini nereye kur kuracağım? Rize çevresine, Trabzon, Artvin çevresine. Yani Doğu Karadeniz özellikle Rize çevresine kuracağım. Bu kadar. Bakın, çay üretimi. Geldik başka burada. Burada şunu atlamayalım. Az daha atlıyordum ara bakın. Kümes hayvanlarının üretimi. Kümes hayvanlarının üretimini daha önceden de ben zaten hayvancılık işlerken ısrarla sana söylemiştim. O gemi materyali bunun üzerinde duruyor bu konuda. Yani kümes hayvanlarını ben nerede yetiştiririm? Büyük şehirlerin yakınında. Pazara yakın olduğu için. Kümes hayvanların etlerinin, yumurtalarının çabuk bozulduğu için, hızlı tüketilmesi için. Özellikle de pazara yakın olduğu için. Kümes hayvanları iklimle bağlantılı olmadığı için böyle problem olmuyor. Yani ben götürüp kümes hayvanlarını istediğim yerde yetiştirebilirim. Zaten yemle yetiştiriyorum bunu. İklimle bir bağlılığı yoktur kümes hayvanlarının. Tamam. Su ürünleri hocam. E, en fazla balık nerede üretiyordu? Karadeniz'de. E, o zaman Trabzon, e, o, e, o zaman Trabzon'da şöyle Trabzona bakın. Trabzon'un bulunduğu yer. Size demiştim ki bir de hatırlayın. Boğazlardan balık üretimi de fazladır. Çanakkale'nin olduğu yer ve şurada İzmir'in olduğu yer. İzmir'de de balık üretimimiz var. Şu haritayı şöyle görsel olarak görsen bile aklında kalacak. Tamam? Buradaki şehirleri böyle ezberleyemezsiniz gençler. Şeker sana yerini sordu bana. Şekeri nerede kurabilirim? E hocam şeker pancarına yakın olması gerekiyordu bunun. E şeker pancarı nerede? Kıyı kesimlerdeydi hocam kıyı kesimlerde şeker pancarı üretimi yapmıyorduk. Kıyı kesimlerde daha çok para getirecek şeyleri yapıyorduk. Şeker pancarını daha çok iç kesimlerde yapıyorduk. Öyle değil mi güzel öğrencim? İç kesimlerde şeker pancarı fabrikalarını kurarım. Şeker pancarı fabrikalarımızın birçoğu yaraya yakını özelleştirildi gençler. Bunu da söyleyelim burada. Tamam. Şeker pancarını o zaman ben iç taraflarda ararım. Özellikle burada sorulacak olan soru şeker pancarı çabuk bozulduğu için şeker pancarının fabrikasını ham maddeden dolayı şeker pancarına yakın kurmam. Sorulacak olan soru bu. Diğeri yağ sanayi. Yağları öğrenmiştik. Mısırımız vardı bizim değil mi? Zeytinimiz vardı. Bunlardan yağ üretiyorduk. Şimdi mısır, zeytin, ayçiçeği. Ayçiçeği yağını nerede arayacağım? E, ayçiçeği tarımının yapıldığı yerde arayacaksın hocam. Nerede? Tekirdağ'da. Tek tek. Çekirdekleri yedim tek tek. E hocam az önce siz ayçiçeği yağ fabrikası kuracaktınız. Nereye gidin? Tekirdağ'a gitmem lazım. Çekirdağ'da diyen arkadaşlarınız olmuş. Kodlamalarda gördüm. Çok güzel. Tekirdağ, çekirdağ, çekirdağ. O da güzel oturduk. Tek tek ama ben şarkı söylemek istiyorum. Tek 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 çek çekirdekleri yedim tek 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 tek. Ayçiçeği fabrikalarımız Tekirdağ, Edirne çevresinde. E tabii ki Konya'da. Konya'da da ayçiçeği üretimi başlamıştı. Evet Adana, kırtlar de ekleyebiliriz bunlara. Kırtlar eli de çünkü yakın oraya. Zeytin yağ. Zeytin yağ nerede? Hocam Marmara kısmında, Ege kısmına doğru olan yerlerde Güney Marmara ve Ege kıyılarında bakın zeytinyağı. Zeytin gemliği özellikle gemliğe koydum gemlik diyeyim ya. Gemliğe koydum. Şöyle Ege kısmında zeytinyağı üretimimiz fazladır. Evet bunu da söyledik. Mısır ya Mısır. Mısır'ı en fazla Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya şöyle yakınlaştıralım. Biz Konya'da Mısır'ı göreceğiz bir kere. Biliyorsunuz Mısır'ın en fazla üretildiği yer Konya'ydı. E bunun dışında bir de Adana'da göreceğiz. Yine bu tarafı Güneydoğu Anadolu kısmında da mısır üretimimiz kaymıştı sulamayla beraber. İşte yine mısır üretimimizin mısır yağı fabrikalarının olduğu yerler. Mısır üretimi neredeyse mısır yağ fabrikaları da orada yayılış gösteriyor. E hocam konserve. Konserve için bize seracılık lazım. E serayı nerede yapıyorduk? Antalya kısımlarında. Biraz daha Ege'ye doğru da kayıyorduk. Yani konserve üretimi Akdeniz'de ve Ege kısmında göreceğiz. Evet, konserve Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarında. Çay üretimimiz Rize'de. Bunu söylemiştik. Geldik dokuma, deri ve hazır giyim sanayine. Pamuklu dokuma. Şurayı açtım. Pamuklu dokuma bizim için burada biraz önemli. Neden? Pamuk üretimi nerede? Bakın, pamuk üretimi Ege'de görüyorduk değil mi biz? E bakın pamuk üretimi. O zaman ben burada Denizli'de, Aydın'da, İzmir'de, Manisa'da bu yerlerde pamuklu dokuma sanayisini göreceğim. Pamuklu dokuma sanayisi bakın şu pamuklu dokuma sanayisi şu şekil. E bunun dışında bakın Mersin, Adana, Gaziantep buralarda da gelişmiş. Ama burada önemli bir nokta var. Ben sadece pamuklu dokumayı tutup pamuğun üretildiği yerde yapmıyorum. Pamuk üretiminin olduğu yerlerin dışında da yapabiliyorum. Neden? Pamuğu taşımak problem oluşturur mu? Oluşturmaz değil mi? Pamuğu rahatlıkla taşıyabilirsin. E o zaman gidip başka yerde de üretim yapabilirim. Mesela bunlardan bir tanesi Kayseri. Kayseri'de bakın ham madde olmamasına rağmen... Pamuklu dokuma sanayi vardır. Geçen sene bunu böyle söylemiştik, KPSS sınavında çıkmıştı. Böyle KPSS'den bizim AYT e videolarını izleyenler yaptık diye yorum atmışlardı. Yani şu olay, Kayseri'de pamuk olmamasına rağmen, yani hammadde olmamasına rağmen, Kayseri'de pamuklu dokuma sanayi vardır. Aynı şekilde İstanbul ve Bursa'da, orada da pamuk üretimi olmamasına rağmen pamuklu dokuma vardır. Ama bunun dışındaki bu illerde pamuk var pamuklu dokuma olduğunda ham maddeden dolayı oluyor. Bunlarınki ham maddeden dolayı değil. Tamam. Bunu, bunu aklında tut. Bunun dışında yünlü dokuma, ipekli, do ipekli dokuma özellikle Bursa kısmında. Bursa'ya tırtılı hatırlıyor musunuz? İpek, ipek böcekçiliği. Diyarı diyar gezecekti. Antalya diyarı diyar gezecekti. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. saniye. Bursa'ya doğru Bursa, Bursa ipekli dokumada. Tamam? Bursa ipekli dokumayı unutmuyorsun. Diğeri halı ve kilim. Bakın Isparta, Bünyan, Demirci, Gördes, Kula, Uşak. Böyle bunların özel isimleri var aslında. Kayseri, Bünyan. Böyle biraz daha ün yapmış isimleri var. Ama senin için gerçekten çok ayrıntı. KPSS'de öğrenelim ama senin için çok çok ayrıntı. Sadece sen şu halı kilime bak. Görüyor musun? Halı ve zaten ben Kayseri'de halı halı dediğin zaman Kayseri geliyor aklıya. Bu yani Kayseri gelir akla. Şöyle bakıyorum, yakınlaştırıyorum. Görsel olarak öğreneceğiz bunu. Bakın şöyle gözünüzü kapatın. Kayseri civarında halı kilim. Yani ben halı kilim istiyorsam Kayseri civarına gideceğim ve şurada yine Ege kısmına gideceğim. Ege kısmı Ege'de zaten pamuk var, deri var halı kilim var. Her şey var Ege'de. Çünkü burada ham madde var, ulaşım da var. Evet halı kilim bu şekilde. Çok üzerinde durmana gerek yok bunun. Hazır giyime bakalım. Hazır giyim büyük şehirlerde gelişmiştir. Bunu ezberlemeyeceğim. Bunu ezberlemeyeceğim. Büyük şehirleri sayacağım burada. Sanayinin olduğu büyük şehirleri sayacaksın. Sanayi nerede var? İstanbul'da var. O zaman hazır giyim burada da var. Bursa'da var. O zaman hazır giyim burada var. Ankara'da var. O zaman hazır giyim burada da var. Adana'da var. O zaman hazır giyim burada da var. İzmir'de var. Ya İzmir, Adana böyle en büyük yerler, nüfusun da yoğun olduğu yerler e, hazır giyim ihtiyacını karşılamak için bütün bu bölgelerde hazır giyim oluşturuluyor. Ya bunları bak buradaki şehirleri böyle ezberleyemezsin. Hazır giyimdir, yok pamuktur, odur budur bunları tek tek ezberlemek bizim işimiz değil. Mantıken sadece ham maddeye yakınlıktan mı olmuş, bundan olmamış mı gibi yorum yapmanı istiyor senden. Biraz da işte olabilir mi burada gibi. Mesela deri. Deriye bak, yakınlaştırıyoruz. Şuraya bak, yine ege kısmında deri var. Özellikle deri nerede? Şurada Marmara'da, büyük şehirlerin çevresinde. Tekirdağ'da, İstanbul'da, Bursa'da. Bu bölgede bakın deri var. Geldik orman ürünlerine. Orman ürünleri, ormanın olduğu yerlerde keresteler var. Şöyle geldim, bakın şöyle sildim. Batı Karadeniz. Şurada orman varlıklarımız yok mu? Bizim var. O zaman ben burada keresteleri, keresti üretimini burada göreceğim. Ama mobilya üretimine bakın, mobilya üretimi daha çok farklı yerlere dağılmış. Nereye? Pazardan dolayı yani tüketim olacak. İstanbul'da mesela mobilya var. En önemlisi Bursa İnegöl. İnegöl meşhurdur. İnsanlar evlerine eşya alacakları zaman mobilya özellikle evlenecekler. Bursa İnegöl'e gider. Şurada mobilyacılar. Mobilyacılar Ankara'da. Ama burada en fazla senin kafanı karıştıracak olan ne biliyor musun? Şurada Kayseri'de mobilya var. Lütfen şöyle biraz görsel olarak bak buna. Kayseri'de mobilyamız var. Neden? Kayseri'de hammaddeden dolayı mobilyamız var. Ya olabilir mi? Kayseri'de hammaddeden yani orman mı var Kayseri'de? Kayseri'de hammaddeden dolayı değil. Gençler Kayseri bakın ortada görüyor musunuz? Kayseri'den bir ürünün bütün Türkiye'ye dağılması çok daha kolay, değil mi? Bir de Kayseri'lerin ticari zekaları yüksek, ticaret gelişmiştir Kayseri'de. Sanayi de gelişmeye başlamıştır. Aynı zamanda sanayi de vardır Kayseri'de. Özellikle mobilyalar. Ben istikbalden bir ürün almıştım. Kayseri'den gelecek demişlerdi mesela bana. Kayseri'den. Çok ilginç değil mi? Orada ham madde mi var? Odun mu var? Ne var? Ham başka yerden getiriyorlar. Evet mobilya da böyle. Kimya sanayi, petrol rafinerileri burada önemli. Zaten soru buradan geliyor. Petrol rafinerileri. Petrol rafinerilerini öğrenmiştik seninle. İzmir'de Ali Ağa var. İ biz Ali Ağa'dır vesairedir dememiştik ama şimdi söyleyelim. İzmir'de Ali Ağa petrol rafinerisi var. Bir de Star petrol rafinerisi var. Star Ali Ağa. Ali, Ağa, Ali Ağaoğlu zaten böyle Star gibi dolaşmıyor muydu ortalarda? Evet, Ali Ağaoğlu Star. Kırıkkale'de yine petrol rafinerisi vardı. Neden? Stratejik öneminden dolayı petrol rafinerisi vardı orada. Orta Anadolu deniliyor buna da. Orta Anadolu. E bakın Orta Anadolu'nun ortasında. Şurada İzmit'te petrol rafinerisi var. Ve bizim Batman'da şurada petrol rafinerisi var. Batman'da petrol rafinerisi var. Aman petrol, raman petrol. Burada niye var? ham maddeden dolayı. Burada niye var? Ulaşımdan. İzmir'de niye var? Ulaşımdan. Ortada niye var? Orta Anadolu Petrol Rafinerisi stratejik öneminden dolayı. Petrol Rafinerileri bunlar. Gübre fabrikalarına bakın. Tarımın kapılarının açıldığı şehirlerde var. Mesela Samsun bir tarım merkezi mi? Ve düşün bütün Karadeniz'in en önemli tarım yeri mi Samsun? Bafra Çarşamba Ovaları var burada. Ha işte bu yüzden buraya gübre fabrikası kurmaz mısın sen? Kurarsın. Bakın diğeri Bursa. E şimdi Bursa'da bir tarım merkezi. Şurada Bursa'da tarım merkezi. E burada da iç kesimlere bizim aynı şekilde gübre satmamız lazım. O zaman burada da kurarım. Adana. Geldim ben şimdi Güneydoğu Anadolu'ya komple bir gübre ihtiyacım var. E bunun ulaşım yeri neresi? Burası. E o zaman ben geleceğim. Adana'dan dağıtımı yapacağım bak. Samsun'dan dağıtımı yapacağım. O zaman gübre fabrikalarını buraya kuruyorum. Bak hepsinin bir mantığı var. Bunun dışında İzmir. E Ege'de bizim bir dağıtım yapmamız lazım. Ege'de gübrenin dağıtımını buradan yapıyoruz. Bakın İzmir'den. Yani aslında mantıken yani hepsini böyle mantıken yani düşündüğün zaman niye oralara kurulduğunu görebiliyorsun. E Mersin, Adana tek başına karşılayamayacak bu ihtiyacı. Mersin'e de kuralım demişler. Kocaeli, Bursa ve Kocaeli yine buradan Kocaeli'nden de Tekirdağ'a doğru gideceğini düşündüm. Bakın, hiç ezberlemeden sadece mantıken yani. sana biri gübre fabrikasını sorduğunda Samsun'da olabilir. Adana'dan olur dağıtılır, İzmir'den olur dağıtılır. Bu Bursa, Kocaeli Evet, geldik makine sanayine. Makine sanayini şöyle göstermek istiyorum sana. Biraz daha bunu görsel olarak öğreneceğiz. Çünkü tek tek öğrenemez. E traktörler nerede olabilir? Tarımın olacağı yerde kurarım. Konya'da kuracağım o zaman. Tekirdağ'da kuracağım. İstanbul'da zaten birçok şey var. Otomobil fabrikaları. Gençler bakın biz otomobil üretiminde varız. Neden? Çünkü büyük markalar üretimlerini gelip bizim ülkemizde yapardılar. Ucuz işçi gücü vesaire, kalifiyeli işçi gücünden dolayı. Bakın otomobil fabrikalarına İzmir, İzmit... Bursa, İzmir, daha çok böyle Ege kısmında gelişmiş yerlerde ve e, nüfusunda kalabalık olduğu yerlerde. Bunlara ezberlemenin bir mantığı yok. Ankara ve Adana'da otobüsler var. Otobüsler Ankara ve Adana'da var. Burada belki sana şu kafanı karıştırabilir, vagonlar. Vagon üretimimiz Sivas, Eskişehir civarında var. Yine uçak, uçak da Eskişehir, Ankara'da. Uçakta, Eskişehir, Ankara'da özellikle sihalar, İHA'ları düşünürsek. Evet, bunları ezberlemenin ya da çok fazla bilmenin de bir mantığı yok. Size böyle bir soru gelmiyor. Taşa toprağa dayalı sanayi mantıken nerede bulacağını soracak sana. Geleceksin. Şöyle bakın, zaten hep bir yere yığılmış tuğla üretimi, seramik üretimi komple Ege kısmında. Sana birisi o zaman tuğla, seramik vesaire gelip burayı koyduğu zaman kabul etmeyeceksin de. Sana soru böyle sorulacak. Yani Türkiye haritasını verecek, buraya işaretleyecek. Seramik işte Bilecik, Kütahya, bütün bu bölge seramik. Buraya işaretleyecek. Gelecek şurada Antalya'ya işaretleyecek. Şurada Trabzon'u doğudan bir yer işaretleyecek. Hangisinde seramik üretimi vardır? Yani bilmen gereken tek şey şu işte seni. Seramik deyince biz Ege tarafında yapıyoruz ya seramik üretimini. Bu kadar. Bu kadar. Kütahya bile oralarda mesela. Rüzgar gülleri nerede olur? Ege tarafında abi. Jeotermal nerede olur? Ege tarafında. Yani senin genel olarak bilmen gereken şey budur. Bakın cam. Tekirdağ İstanbul civarında cam üretimimiz yüksek. Şurada Mersin'e bir tane cam kaymış. Evet. Demek ki biz taşa toprağa dayalı sanayiyi Ege kısmında arayacağız. Şunu unutma. Çimento fabrikaları ülkenin geneline yayılmıştır. Böyle bir soru sorulabilirse aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından, fabrikalarından hangisi ülke geneline yayılmıştır? Güzel bir soru olmaz mıydı? Çimento fabrikaları her yerde vardır. Bulunduğunuz ilçeyi düşünün. İlçede kesinlikle bir tane çimento fabrikası görmüşsünüzdür. Her tarafa yayılmıştır çimento fabrikaları. Çünkü bunun ham maddesi toprak. Her tarafta kurulabilir. Ha şu bak böyle de bir soru sorulabilir. Hangisinin ham maddesinden dolayı kurulma yeri problem oluşturmaz? Çimento fabrikalarının ham maddesi her tarafta var. İstediğimiz yerde kurabiliyoruz. Evet bunları gördük. Şimdi asıl önemli olan kısım burası işte. Asıl önemli olan kısım burası. Burada küçük bir hata yapmışız gençler. Şu Kütahya değil de şurada Eskişehir olacak tamam mı? Şurası Eskişehir olacak. Eskişehir'de şehirde bor işletmeleri Eskişehir Kırka'da var. Kırka. Burayı yanlış işaretlemişim haritayı oluştururken. Eskişehir Kırka'da var. Anlaştık mı? Şimdi geldik Bor. Bor, Bursa, Bursa. Ha hocam e, Bursa, Bursa taraflarındaydım. Biz şurada Balıkesir'de ve Eskişehir Kırka'da. Balıkesir Bandırma, Eskişehir Kırka'da. Hani bol Bor bol bir hırka giyiyordu ya. Bol bir hırka giyiyordu ya işte hırkada işte hırka oradan gelecek aklına. Bor işletmesini demek ki bu tarafta göreceğiz. Şimdi gelelim Antalya Elazığ Ferrokrom. Antalya Elazığ Fel Ferrokrom. Antalya Elazığ Ferrokrom. Krom. Kro Orhan vardı hatırlayın. Kromu nerede işliyoruz? Şu an biz neyi öğreniyoruz? Şu an öğrendiğimiz madenlerin nerelerde işlendiğini öğreniyoruz. Bize çıkan soruda böyle soruluyor. Antalya Elazı Ferrokrom. Antalya Elazı Ferrokrom. Benimle beraber tekrar edersen ben bunu inanın liseydi herhalde. Lisede öğrenmiştim herhalde. Böyle öyle hatırlıyorum. Şöyle Antalya Elazı Ferrokrom. 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 Biliyorum tekrar etmeyeceksin. Hiç yoktan ben sana söyleyeyim de kulağına yer etsin. Teste görünce Antalya Elazı Ferrokrom. Antalya Elazı Ferrokrom. Antalya Elazı Ferrokrom. Tamam. Antalya Lazı terör Krom. Alüminyum işletmesi nerede? Alüminyum mu? Seyit Onbaşı, Seyit Onbaşı'nı hatırlıyorsunuz değil mi? Muhammed Ali'ye yaptıklarını. Aksak bırakmıştı onu. Muhammed Ali'ye yaptığını biliyorsunuz. Seyit Onbaşı Muhammed Ali'yi ilmek ilmek işledi. Muhammed Ali'yi boksa, boksta, alüminyumda ilmek ilmek işledi. Muhammed Ali'yi ne yaptı? İlmek ilmek işledi Muhammed Ali'yi. Boksta Seyit Onbaşı. Demek ki Seydişehir Boksit yani alüminyum. Muhammed Ali'yi kim işledi? Ali'yi kim işledi diyeceksin. Ali'yi Muhammed Ali'ye. Aa hocam Seyit Onbaşı işlemişti. İşlemek sanayi fabrika oradan gelecek adına. Bakır. Gençler bu sene sorulacak olan soru bu. Hissediyorum. Büyük hissediyorum. Gerçekten çok büyük hissediyorum. Bakır işletmesi sorulacak. Ya da bakırın çıktığı yer sorulacak. Bakırı biz nerede çıkartıyorduk? Şurada bir kere küre vardı. Küreye maden döküyorduk değil mi? Maden suyu döküyorduk. Ergenden kalkıyorduk. Ergani. Maden Ergenden kalkıyorduk ve mor bir gül koyuyorduk içine. Mor gül. Bakın burada maden var mı? Var. Ha demek ki buradaki işletme hammaddeden dolayı orada. Burada maden var mı? Var mor gül, murgul diyorduk. Burada maden var mı var o zaman buradaki bakır işletmesi ham maddeden dolayı orada. Şimdi ben e, buralarda ben bakır çıkartıyorum o zaman buraya bakır, bakır işletmesi kur, kurmam mantıklı olur değil mi? O zaman kuruyorum ben buraya bak bunlar niye? Ham maddeden dolayı. Samsun'da bakır çıkartıyor muyduk? Hayır. Bakır neredeydi? Kastamonu küredeydi. E Samsun'da niye? Ama... Kastamonu küre gençler burası çok dağlık engebeli bir yer hatırlayın kabartma haritamızı öğrenmiştik dağlık engebeli bir yer ben burada bakır işletmesi kurmam mantıklı değil. Ben buradaki bakır işletmesini getireyim Samsun'da kurayım. Samsun'da niye kurdum? Ulaşımdan dolayı. Samsun'daki bakır işletmesinin nedeni ulaşım. Buradaki bakır işletmelerinin nedeni Elazığ ve Artvin'deki bakır işletmelerinin nedeni hammadde. Bakır işletmelerinde gördük. Genelde bize bu işletmeyi soracak. Bugün dersin en önemli noktası burası. Demir çelik işletmeleri pardon dersin en önemli noktası da burası. He, hiç bir... bunlar benim evlatlarım gibi ayıramıyorum bunları. Demir çelik işletmeleri. En çok çıkan bu. Şöyle yapalım. En çok çıkan. Demir-çelik işletmeleri, petrol rafinerilerinin nerede olduğu ve bakır işletmeleri. Demir-çelik işletmelerinin yerini öğren. Şurada, bizim şurada Zonguldak Karabük çevresinde demir-çelik üretimi yapıyoruz. Demir-çelik üretimini orada yapmamızın nedenine, Orada taş kömürü olması. Yani enerjinin orada olması. Burada olmasının nedeni enerjidir gençler. Burada olmasının nedeni enerjidir. Yani orada demir çıkmıyor. Demir çıkartılan yerleri öğrenmiştik hatırla. Kangal köpeğimiz vardı değil mi? gidiyordu Hasan'ı ısırıyordu Hasan Çelebi'yi. Hasan Çelebi Hekim Han Hekim'e gidiyordu orada. Feke avlanmaya çıkıyordu Avnik. Feke Mansur Adana'da vardı. Fake Mansur vardı. Kesik Köprü vardı kuzeye doğru. Bir de Çam Dağı vardı Sakarya tarafında. E demirin olduğu yer olarak Zonguldak Karabüyü saydık mı? Yok. Niye o zaman buraya gitti bu? Burada taş kömürü olduğu için enerjiden dolayı. Ama bakın Demirin olduğu başka yerler de var demir çelik sanayinin ordu. Sivas'ta demir çelik sanayisi var. Niye? E Sivas'ta Kangal yok muydu? Sivas ya da Divriği, Sivas Demiri. Demek ki ham maddeden dolayı Sivas'ta. Bakın sadece bu bağlantıyı kurmanızı istiyorum. Bu yeterli. Geldim. Hatay İskenderun. Ben burada demir vardır demiş miydim hiç? Demir gördük mü biz orada? Yoktu. Neden orada? Ulaşımdan dolayı İskenderun, İskendemir demir çelik fabrikası gelecek aklına. İskenderun gençler gerçekten çok ciddi demir çelik üretimi yapılır. Türkiye'nin en fazla demir çelik üretiminin yapıldığı yer İskenderun'dur. Bunu unutmuyorsun. Demir çelik üretimi burada ulaşımdan dolayı. E bakın İzmir'e bakın. Yine İzmir'de de demir çelik üretimimiz var. Demir çeliği unutmuyorsun karşına çok çıkacak. Geldik şuradaki hatayı tekrar orada görmüşsünüz. Gördünüz. Tekrar söylüyorum. Buraya da yine yansıtmışlar onu. Kütahya değil buradaki. Buradaki ne? Eskişehir. Eskişehir 40 olacak. Geldik şurada dolduralım. Yine burada Eskişehir 40 olacak. Şimdi geldik. Demir çelik üretim yerleri. Zonguldak, Karabük. Zonguldak, Karabük. Burada İzmir'de işleniyor. İşlenen yer, işlenilen yerleri soruyor. Zaten sorulduğunda büyük bir ihtimalle bu işle işleme tesislerini soruyor bize. Nerede işletildiğini soruyor. O yüzden bu şu haritayı doğru düzgün doldurursan büyük bir ihtimalle sınavda çıkacak soruyu yapacaksın. Hem KPSS için söylüyorum bunu hem AYT için. Geldik. İzmir'de var. Hatay'da var. Hatay'da var ve Sivas'ta var. Sivas zaten Sivas Demiri, Divriği, Kangal birçok üretim yeri var. Neden işletmesi burada olmasın ki? İşletmesini de oraya kurarsın. Evet. Zonguldak zaten yazmışlar buraya. Biz yazmışız. Diğeri Bor Madeni hocam burası. Borsa. Bursa çevresinde burada. Bor Madeni Balıkesir. 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 Balıkesir burası. Balıkesir Eskişehir. Balıkesir Bandırma Eski Eskişehir 40'a. Eskişehir 40'a. Buradaki hatayı şöyle tekrar düzeltiyoruz. Tamam? Diğer tarafta şuraya bakıyorum. Üçgen demiştik biz buraya şöyle. Deli Bekir üçgeni burası. Bakır. Bakırın olduğu yer. işletildiği yerler Samsun, Samsun. Bu tarafta Artvin. Burada Elazığ. Elazığ'la alakalı ve Artvin'le alakalı ham madde orada olduğu için de işletme tesisi. Ama burada Samsun'da ham madde yok. Tekrar tekrar uyarıyorum çıkarsa bunu soruyorlar sürekli. Samsun'da neden? Burada Kastamonu Küre'de vardı hammadde ama Samsun'da olmasının nedeni ulaşımdan dolayı. Anlaştık mı? Bunu unutmuyorsun. İşletmesi Seydişehir, Seyit Onbaşı şurada Konya'nın olduğu yerde. Konya, Seydişehir, alüminyum tesisleri, alüminyum, Alüminyum. alüminyumdan gelecek aklımıza. Seydişehir, Konya Seyit. Ferrokrom, Antalya Lazı Ferrokrom, Antalya Lazı Ferrokrom, Antalya Lazı Ferrokrom, Antalya Elazığ, Elazığ Ferrokrom. Antalya Elazığ Ferrokrom. Antalya Elazığ Ferrokrom. Antalya Elazığ Ferrokrom. Şu tesisleri bilsem bile çok çok işine yarayacak. Özellikle Bakır'ı Samsun'u bilmeni istiyorum. Özellikle ikinci sırada Antalya Elazığ Ferrokrom. Antalya Elazığ Ferrokrom. Antalya Elazığ Ferrokrom. Antalya Elazığ Ferrokrom. Sürekli bu çıkacak karşına ve en fazla da bu çıkacak Konya Seydişehir çıkacak karşına. Anlaştık mı? Evet. Bir tane daha etkinliğimiz var. Bunu da yapalımızı bir şekilde. Taş olduğu yer hocam Zonguldak çevresine koyarım ben. Taş kömür. Burası taş kömürü. Zonguldak mı yazalım buraya? Zongul, Zonguldak taş kömür. Tamam. Oltu Eskişehir diyorduk değil mi? Eskişehir Oltu. Oltu burada. Rengini siz boyayın. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi boyamak benim için uzun olacak. Oltu. Petrol Raman. Petrol Raman. Batman Ramanlı. Aman petrol. Canım petrol. Bakır. Murgul. Çayeli. Küre. Murgul. Artvin Murgul. Rize. Çayeli. Kastamonu. Kastamonu, Kastamonu Küre. Bunu da yazdık. Doğalgaz Hamitabat tabakları yıkıyordu Semih Hoca. Hamita, Hamitabat tabakları yıkıyordu. Demir Divri Kangal yazılmış zaten. Trona Bey pazarı Ankara Trona Beypazarı. Barit Gazi Paşa, Barit Antalya'da, Gazi Paşa'da. Bor Emet, Kütahya Emet. Lüle Taşı Oltuyu yanlış yere yazdım ya. Bak karıştırmışım. Niye söylemişim? Lüle Saçlı. Ah böyle karıştırıyorsunuz hep. Lüle saçları burada. Ben de sizin gibi karıştırdım bak. Lüle saçları burada. Oltu, oltu Erzurum'da karıştırmak yok. Oltayı Erzurum'a doğru koyuyorduk. Lüle saçları Eskişehir'de. Lüle, ortu. Boksit, Seydişehir Alüminyum Tesisleri. Boksit, Konya'da. Manganez, ceylan eti yiyecektik. Burada Adana'da, Ceyhan'da manganez yazalım. Manganez yatakları. Kükürt, Keçiporlu, Isparta. Kükürt, Kükürt de burada. Evet, bunu da doldur. Başka kalmadı. Seviyorsunuz geçer. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.